Solo Q'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga, yanımda da İlter var. Yalnızca iki kişiyiz bugün. Birazdan yalnız başıma kalacağım. Çünkü takımımla strateji muhabbetleri yapacağız. Bir kağıt vereyim de, boş bir kağıt. 5 takıma çıktığımız için istersen sen anlat, ben de o arada yazıları yazayım. Şimdi 5. bir takım ekledik bildiğiniz üzere, haksızlık olmasın kimseye diye. 5 takım gelince tabii ki turnuva sistemi değişmiş oldu. En az maçla, çünkü herkese bir günde tamamlayacağımızı söyledik bu durumu. Nasıl yapabiliriz diye düşündük. Şu şekilde, ilk tur 5 takım arasından bir takım bay geçiyor olacak. Bunu da kura sistemiyle belirliyor olacağız. 2 takım maçlarını yapacak, 2 takım elenmiş olacak. 2. turda yine 3 takımımız olacak. Burada da kurayla bay geçecek olan kişiyi seçmiş olacağız. En sonunda da final maçlarını 3 maç üzerinden yapacaklar. 2 skoruna ulaşan takım kazanıyor olacak. Aynen öyle. Bu videoyu uncut, bu kısmını hiçbir şekilde kesmeyeceğiz ki kurallarda hiledir miyledir, carttır curttur olduğunu düşünmeyin diyerekten. Şöyle herkesin takımının adını minik kağıtlara yazdım. Bunları şimdi şeffaf bardağımıza koyaraktan, büküp sen de yardım etsin şunları. Buraya koyaraktan kuranın çekimini yapacağız. Buraları belki sıkılırsınız, kusura bakmayın. Hızlı geçmeyeceğiz çünkü hani hiledir, hurdadır, carttır, curttur, böyle bir şey düşünmeyin. Aklınıza gelmesin, kafanız karışmasın diye. Bardağın içinde herkesin adı var. Karıştırıyoruz. İlk çeken bay olsun. Evet, ilk gelen bay olsun, bay geçsin. İlk aşamanın. Tamam, bakalım. Şöyle. Hazır. Cidden hazır. Şöyle göstereyim. Gözüküyor değil mi? Aynen. Bay geçen takım, Hazen takımı yarı finalde direkt olarak oynayacak. Şimdi iki tane, sen bir tane, ben bir tane aynı anda çekelim. Şey yapalım. Aynı anda açalım. Bunlar ilk kapışacak iki takım olsun. Şey, ilk senin açtığın mavi takım olsun. Benim açtığım mavi takım. Tamam. Ben onu hiç düşünmemiştim. Ya o da etkileyebiliyor, evet, diye biliyorum. Benim açtığım takım... Gözüküyor mu? Dora. Ben de Togi'yi açtım. Aa. Vay. Evet, ilk maçta... Saniye beceremedim sanırım. Tamam, evet, gözük yani. Benim ve Dora'nın takımı ilk maçta kapışıyorlar. Şimdi sırada son iki maç. Sen aç, beni ben açayım ama zaten belli yani niye açıyorsun. Tamam. Soflu'yla benim takımım. Aynen, senle Soflu'nun takımı da ikinci maçı oynuyor olacak. Yine de şey, açık, açalım. Ha, açık gösterelim. Şey göster. Mantıklı, çok mantıklı. Ekstra kağıt falan muhabbet olmasın. Benim aklıma gelmemişti o. Ya hile orada olayına o kadar yakın olan insanlar değiliz. Odaklamayı beceremiyor olabilir. Bu defa yapıyorum böyle bir şey. Gözüküyor yani, süper odaklamasına gerek yok. Soflu ve İlter ve bardağımız boş. Başka kalmadı. Bu kağıtlar kazanan takımlara göre yine duracak. Ondan sonra ilk aşamadan sonra bir kere daha bir takım bay geçecek finale. 5 kişilik turnuva da bu şekilde oluyor çünkü. Şimdi ben takımımla strateji muhabbetleri yapacağım. Efsane taktiklerimi kasacağım. Onlarla ben görüşürüz. Ben kendi adımı açtın değil mi az önce? Aynen. Kusura bakmayın, o kadar uykusuz geçiyor ki şu günler. O zaman Soflu'nun takımı da mavi takım, Dora'nın takımı da mavi takım. Evet. Onları da yani belki önemseyen vardır, söylersin. O zaman... O zaman başarılar. Evet, başarılı herkese. Hadi bakalım başlasın. Of, ben heyecanlandım ya. Ses. Selam. Nasılsınız? İyidir. İyidir abi. Senle. İyidir. Hoş geldiniz. Efendim şimdi... Hoş bulduk. Biraz taktik maktik sohbetler yapalım isterim. Okey. Kafamdaki planı... Bir moral konuşması istiyoruz biz Togi. Ney?
Moral konuşması. Moral konuşması, tamam. Evet. Onu yapacağız. Maçımızı Doralar'ın takımına karşı yapacağız. Bak o yaşar. Aynen öyle. Çok güzel geldi bu arada bu haber bize ya. Zor olmayacak yani, anlatabildiğim gibi. Biz oynayalım ya o zaman direkt. Oynarız oğlum, hepsini kazanacağız. Kafan rahat olsun o konuda. Evet. Aynen. Kolay olacak yani, ben en iyileri seçtim yani. En iyilersiniz siz burada. Eyvallah. Morali aldık, motivasyonu aldık şimdi. Kolay oğlum. Bak bugünün gelelim sonunda IBAN'ın da 1000 lira olacak, öyle diyeyim sana. Eyvallah. Bu yaşta da güzel oluyor bu arada. Basit. Falan sıkıştıralım. Mis gibi. Late game oynamayı düşünüyorum. Farm oyunu evet yapacağız. Safe oyunu yapacağız. Azir muhteşem tuttu. Oynadığı oyunda gerçekten çok iyi tuttu ve late game'de muhteşem oyunu yaptı. Bu konuda Azir'in direkt olarak seçimine sebebi buydu. İrelia koridor başarısında ciddi iyi ve bana saydın Fiora oynuyordun. Başka ne oynuyordun? Birkaç hero'n daha vardı. Darius, İrelia falan oynuyorum ben. Darius'u sal. Ryze oynuyor musun? Yok. Tamam. Yok, çok da sorun değil. Muhtemelen İrelia, yani banlamadıkları sürece İrelia olacaksın. Yok abi, benim Fiora bence. Fiora banlamadıkları sürece Fiora oynuyor. Tamam, bir bakalım işte. İrelia'yı, ben İrelia istiyorum ama Fiora da olabilir takım uyumlu olursa. Tamam. Destekte zaten Berkan'la konuştuğunuzu anlamışsınızdır. Berkan'ın en sevdiği destekleri saydın sen bana. Direkt şey yani, seni seçmemin direkt olarak sebebi buydu. Bana çünkü Lulu, Nami, Jena, Karma dedin. Karma'yı oynadın yani. Lulu, Nami, Jena dedin. Evet. Berkan, sen hero olarak ne düşünüyorsun? Draven banlayacak. Abi ben büyük ihtimalle hatta %100 Hyper Carry alacağım. Vayne, Kai'Sa falan. Hem ben kendimi koruyabilmek için. Şöyle, seni picklememin en büyük sebeplerinden birisi, zaten iyi oynuyorsun da. 3 tane ban hakkını senin için kullanacak bu adamlar direkt. 3 ban atarlarsa permaluz bu arada ya. Bana Fiora kaldığı sürece kazanamazlar hiçbir şey. Bana da Jana bırakırlarsa direkt win bu arada. Hecarim banlamazlarsa solo carry'leyeceğim ben maçı. O kadar ciddi diyorum. Ya ben her türlü nişancıları oynarım. Benim için sıkıntı yok. Bana ban yaparlarsa takımım açıkta kalacak, daha iyi olur. Tolga abi, ben late için mi oynayayım, early de mi? Early için mi oynayayım? Sen Azir değil mi, mid lane? Evet. Tamam, şöyle. Genel anlamda herkes lane'inde bir baskı kurabilirse kuracak. Ama bu baskı için çok zorlamayacağız. Hepinizin late game'i iyi. Yani eksiksiz bir şekilde. Bir tek İrelia'nın late game'ini bilmiyorum. Onun da zaten Fiora deli gibi late hero'su. İrelia'nın bayağı iyi bir hero late game'de. O da uyumlu olacaktır diye düşünüyorum yani. Bu kompu alabilirsek bence %100 maç bizde ya. Kaybetme şansımız yok. Bence böyle bir komp kurarsak kaybetme şansımız evet, yok. Evet işte şampiyon kompozisyon olarak birkaç tane seçenek oluşturalım. Top lane'de İrelia veya Fiora. İrelia banlanırsa Fiora. Evet. Jungle'da Hecarim diyorsun. Evet, Hecarim büyük ihtimalle ya banlanır ya alınır. Hecarim alınırsa planım Zinza almak. Ama Zinza istemezseniz, late game'e yönelik bir şey isterseniz ona göre de pik yapabilirim. Jarvan çok güzel bir seçim bu arada. Jarvan oynasın aslında, çok iyi olur yani. Jarvan muhteşem bir seçim. Ben Jarvan'a bayılıyorum genel anlamda. Tank Jarvan oynuyorum ben. Ordu Kalkanı falan da evet, oynuyorum. Daha çok takıma yönelik oynuyorum. Çok böyle güzel. Late game'de Azir ve belki de Nar kombosuyla paramparça. Syndra da alabilirim Azir yerine. O zaman şöyle, ben mid ve bot. Kağıda yazıyorum aynı zamanda da. Jarvan, Hecarim de böyle OTP gibi süper oğlu iyi misin yani? Evet, süper oğlu iyiyim. 9.8 başladığından beri her gün 20 maç Hecarim oynuyorum, öyle diyeyim. Tamam, çok okay. Hecarim'in güçlü olduğunu ben de biliyorum ya, ben de seviyorum. Fazla hem de, çok fazla. Jhin ne alıyorsun peki? Jhin, Hecarim'e yenilmez giriyorum tabii ki normal olarak. Sihirdar büyüsle hayal et. Tamam okey, yırtıcı diyeceksin desen Hecarim alma diyecektim de o yüzden. Yırtıcı dersen yedek jungle'lardan birine. Yeniyor değil mi? Bitiyor. Bu testi geçtin. Tamam. Jarvan, Hecarim. Onun yanında bir şampiyon daha söylesene. Zinza, Graves. Graves. Sen bana Graves dediğin için ben seni evet seçmemin büyük noktaları. İyidir bayağı Graves. Late game'de çünkü muhteşem evet oluyor. Hani erken... Çünkü kripler bufflandı, tek atıyor. Evet. Erken oyun kompozisyonu kurarsa karşısı Graves'i pickleme ama. Aynen. Late kompunda Graves yine iş yapma ihtimali var. Jarvan veya Hecarim ana picklerin olsun. Okey. Hecarim direkt ana pickim benim. Tamam. Mid'de Azir ve Syndra dedin. Evet.
Başka neler var? Bu ikisi olmadığı bir takdirde. Kassadin alabilirim. Ama da... Neyi böyle mağazalarla itip itip roam atabilirim. Lissandra biliyor musun? Evet, Lissandra biliyorum. Lissandra alırım. Tamam. Lissandra da gayet iyi. Azir. Başka Cassiopeia alabilirim. Yani havuzum geniş benim de. Ya, bottan oyunu açacağız gibi duruyor ya. Ya şimdi siz bottan benim açıyorsunuz ama herhangi bir yerden yarma ihtimalleri var ama ben kaybedeceğimizi sanmıyorum ya. Çok. Dolgan abi ben lane'i kazanıp itip bizim ormancıya veya bota yardıma gidiyorum. Benim planım bu oluyor hep. Tamam, çok mantıklı, süper. Olması gereken bu zaten yani. Çok doğru. Early'de 5 tane güçlü çar alıp stomplamasak oyunu. Adamlar iyi değilse zaten. Yok hani plan oyunda yapmadım. Adamlar kötü değiller. Çöpler çöp değiller ama kazanırız yani bu planı uyguladığımız takdirde. Şimdi o zaman ya ben Azir'ine hayran kaldım ama Syndra'da çok daha iyi misin? Azir'im daha iyi ama Syndra'da kötü değilim. Tamam. Azir önceliğin olsun. Azir alırsan eğer, şimdi şampiyon seçimde muhtemelen çok konuşamıyor olacağız ama Azir alırsan eğer genel bağlamda dediğim taktikten sakın şaşmayın. Late game'e odaklı oynayın. Bol farm atın. Rakibin jungle'ını minik minik 2-3 tane de olsa küçük kuşlarını çalın. Sınırsız kaynak ömün yani. Emin, bütün kaynakları emin. Berkan sen abi. Ne oynamayı düşünüyorsun? Destekte en önce Janna. Janna açık kalırsa direkt seçerim bu arada. Tamam, okey. Janna'dan sonra Karma, Soraka var. Zillion olabilir AD Carry'i tekrar yaşatmak amaçlı. Onu AD şöyle yapalım. Zillion seçimini rakibe göre yapın. Kayn'dir, ne bileyim, aptal içinden geçip tekleyecek şampiyonlar olursa Zillion seçimini yapabilirsiniz. Çok mantıklı olur çünkü hani late team fight'larda tek yemesin ADC'miz. Muhtemelen yemez ama birlikte oynamanız gerekiyor. Bir de buzul örtü giriliyor Zillion'a. Bayağı OP oluyor. Şey falan kasıyorsun değil mi? Şu Twin Shadows'u kasıyorsun. İkiz gölge. Twin Shadows. Aynen. Ha aynen. Aynen. Tamam, şey diyeceğim. Berkan, Draven ve Vayne banlandı. Ne alacaksın? Abi yani yine rakibe göre alacağım da Kayısı daha yüksek oranda. Hem kendini koruyabiliyor ulti sayesinde. Kayısı... Banlarımız ne olacak? Banlarımızı şimdi Doran takımını hafif bir analiz yapacağız. Oradan bakarız. Doran'ın top lane'i tanıyorum. O Kled oynuyor. Kled zaten bizim maçta görmüştün Tolgan abi. Direkt net bir Kled banımız olsun. İlkten. Destekleri Lulu, Nami falan oynuyor. Lulu'yu bize alsın first pick'ten. Lulu'yu ama Jena'yı daha çok istiyor ya. Jena daha iyiyim diyor. Jena da çok güzel bir şampiyon. Dünya 2 abi sıralama. Dünya 2 bu arada. Lucian banlı. Bilmiyorum. Edgar'ın Lucian oynamıştı abi bizim maçtaydı. Tamam. Yani Lucian'a banlamaya gerek yok. Gerçekten çok kötü şey. Lucian kendisi kötü. Aynen. Adam değil. Ama Lucian hero'su kötü. Early de botu şey yapabilirler. Evet, domine edebilirler doğru düzgün. İçinden geçmesinler. Taktiğimizin içinden geçmesinler diye Lucian banını ve Kled banını yapalım. Okay. Tamam. Dolgan abi onların şeyleri kötü zaten. Botları. Supportlarını tanıyorum. O Dora tanıdığı için aldı onu. Başka peki tamam onu sal. Sıradan devam edin. Ban olarak istediğiniz ban var mı? Ben bir şey sunacağım. Ben LeBlanc banlamak istiyorum. Mid Morgana falan oynayabiliriz bence. Mid Morgana mı? Oo, bence de olur. Fena fikir değil ama oynamayı biliyor mu? Eli sıcak mı ona? Aynen. Abi, eli sıcaksa Mid Morgana bayağı iyi oldu. Hem AD'miz. Supportları, tank support oynuyor mu bilmiyorum ama hani oynuyorsa Braum banlayabilir miyiz? Yok hiç oynamıyor. Baktım ben. Ben 2 sezondur sadece Braum banlıyorum. Hiç karşısında oynayamıyorum o yüzden. Yok support hiç oynamıyor. Support oynuyor posto. Tamam. Sadece Peeler oynuyor. Lulu, Nami en çok Lulu, Nami oynuyor. Bak o zaman ilk 3 banımız Morgana, Lucian, Kled. Tamam mı? Tamamdır abi. Diğerlerinde ne seçmezlerse ona göre atarız. Morgana. İsterseniz kalalım. Kled banlamayalım. Fiora banlamazlarsa. Ben Fiora Kled matchup'a oynarım yani. Çok ya riske atma. Riske atma. Adam bütün hayatında Kled oynamış. Başka bir şey bilmiyor. Gerek yok yani. Bir de ne olursa olsun Kled çok iyi takım savaşı başlatacak. Evet yani riske atmaya gerek yok. Savaşları ben başlatmaya çalışacağım. Ben hackerim sen ben zaten direkt başlatın dediğin zaman highlight'ı basar. 5 kişiye fiyerleyip girerim yani. Shot caller kim olur, olmak isteyen var mı? Ben kollara vereceğim diye. Bence duruma göre herkes olabilir yani. Öyle illa birinin olması gerek yok. Ya support ya jungle olması lazım öyle olursa. Herkes. Ben mid de olabilir. Ben yönlendirebilirim.
takımı olabildiğince. Ama top lane'im yani çok. Evet, oyuna biraz uzak kalabilirsin sen. Jungle olsun bence. Tamam, elimden geldiğince ben call veririm. Daha önce şey vardı, Elvind'in MVP turnuvası vardı. Böyle karşıda stance field olmasına rağmen ben jungle'da takıma call verip taşımıştım yani. Daha önce tecrübem stance var. Stance iyi oynamıyor ki. İyi oynamıyor ama Grandmaster işte, sıkıntı o. Tamam, okey. Benle karşılaştırınca aramızda ikilik var. Shot caller'ımız sen oldun. O zaman duruma göre yine konuşursunuz, şey yaparsınız. Benim en çok istemediğim şey late'de, örnek veriyorum, inhibitörünüz açık, megalar base'de ama karşısı baron yapacak. O ikisinden birisini seçme konusunda kararsız kalmayın. Evet, İkisinden birisini yapın abi. Yanlış da olsa yapın yani. Kararsız kalırsanız biter oyun. Bitecekse de en azından bir kararı vermiş olarak bitirin yani. O olay olmasını istiyorum. Onun dışında 4. ve 5. banları o zaman size bırakıyorum. LeBlanc'a karşı oynamak istemiyor midimiz. LeBlanc'ı banlayabiliriz 4. banda. Başka karşısında oynamak istemediğiniz şampiyon var mı? Braum diyelim o zaman 5. şampiyonada. Varsa yoksa başka bir şey. Jungle seçmezlerse ve ben Hecarim'i seçersem, ya bilmiyorum, karşı jungle'ın Udyr veya Urgot olabileceğini düşünmüyorum ama eğer Udyr veya Urgot varsa Hecarim çok useless kalıyor. Çünkü içeri girdiğin an veya 1v2, 1v1'lerde, 2v2'lerde Udyr seni direkt öldürüyor veya Urgot. Çok hiçbir şey yapamıyorsun Hecarim olarak. Ama alacağını ben şeyde, düşünüyorum. Şimdiden konuşalım da mesela Baron'a veya Ezder'e adamlar gelirse direkt adamlara dönelim. Hiç 50-50'ye girmeye gerek yok. Ya bir kacan olmadı sürece Drake'in, direkt şey yaparız işte. Ha bu arada ben smite'ları kaçırmam asla. Süper, bunu söyleyebilirim. Baron falan çalarım. Harita kontrolünü ele geçiriyordum direkt. Olur. Vision'da üstüme tanımam bu arada. Aynen Vision. River falan full bizim olur. Biz bu adamları stomplayalım, 15'te bitsin. Bu kafa olmasın yani. Anladın mı? Ben bunu istemiyorum ya. Şey, zaten yeneceğiz. Garanti bir şekilde yenelim. Tamam. Arada 1 milyon altın farkı olsun ya. Saplayın yani bütün maçın kısa sürmesi gibi bir zorunluluk yok yani. Rahat rahat uzun uzun oynayın. First pick'ten eğer açıkta olursa o zaman Jenna pick'ini atıyoruz. Olur da banlanırsa Hecarim pick'ini atıyoruz. O da banlanırsa Jarvan diyelim. Olur. Tamam, siz o zaman aldınız olayları. Benim sürem bitiyor. Tamam. Taktikler de sizde. Hadi bakalım. Tamam. Bol şans. Easy bir ilk maç olacak. Ondan sonra kısa bir görüşme daha zaten yaparız tekrar. Hadi görüşürüz. Bol şans arkadaşlar. İyi oyunlar. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Selamlar. Alo. Nasılsınız? Ne habersiniz? Herkesin enerjiler yerinde mi? Evet. İyiyiz ya. Şahane şahane, çok güzel. İşte bu maç bot lane'imiz en büyük tehdit olacak diye tahmin ediyorum. O Draven oynayan çocuk gerçekten çok agresif oynuyordu. Ve çok ağır böyle bom güm vurarak oynuyordu. Ona yönelik ban atmak isteyebiliriz. Draven banlayacağız. Draven banlamayı düşünüyoruz zaten. Başka oynadığı bir şey var mı bakmadık ama. Vayne varmış. Evet, Vayne de oynuyor diye biliyorum. Vayne alır, Vayne'in alıp counter isteyebilirim. Aynen. Vayne'i counter pickleyebiliriz. Biz de Vayne alabiliriz. Herkes bir dakika söyleyeceği bir şey varsa bir sırayla söylesin Discord'daki sıraya yönelik. Atıcım sen başla. Musluk Bey'le devam edelim. Tamamdır. Şimdi bizim kuracağımız kompozisyon var mı aklında böyle belirli? Mesela top lane'de ölü tank alın, öküz gibi tanklasın, hiçbir şekilde şey yapmasın tarzında. Veya işte top lane'e fighter alalım, işte gerekirse girsin çıksın. Veya AP. Ne bileyim, takım savaşına yönelik oynayalım veya görevlere yönelik oynayalım tarzında. Sizin rahat hissettiğiniz şampiyonlar ve oyun tarzınıza bağlı. Ben burada kafanıza bam diye binip bunu yapın, şunu yapın falan dersem verimli olacağına inanmıyorum. Daha demokratik bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu olan sizlersiniz sonuçta. Ve kafanızda belli bir kompozisyon oluşmuş diye düşünüyorum. Irelia Zillion uyumunu çok beğendim önceki maç. Zillion çoğu kişiyi çok güzel kurtardı. Bir iki kere NASA çok kolay yeniyoruz diye önde yakalandığınızı gördüğüm kadarıyla ona rağmen güzel çıkmayı başardınız. Bence Zillion, Lulu gibi böyle carry'i ultimate carry yapabilecek şampiyonlar mutlaka bulundurmak sağlıklı olabilir. Zaten supportumuzun var öyle pickleri. Ancak şimdi şöyle bir şey var.
maçı tamamen iki şampiyon üzerinden döndürmek iyi mi olur, kötü mü olur diye ben sana soruyorum. Yani mid lane ve carry taşıyordu o maçı. Jungle'da assassinliğini yapıyordu yani. Bence kötü bir taktik değil. Benzer şeyler düşünülebilir. Tamamdır. Eyvallah. Musluk? Ya benim diyeceğim pek bir şey yok. Dediğim gibi yani her şeyi oynayabilirim. Özellikle peel şampiyonları daha çok oynuyordum eskiden. O yüzden daha bir yatkınlığım var o şampiyonlara. İşte Lulu olsun, Nami olsun, Janna olsun. Kerim'i koruyabilecek şeyler alabilirim. Onlara daha yatkınım. Ya dediğim gibi karşıya göre yaparız seçimlerimizi. Yulu bence güzel bir pick aslında. Zillion konfor alanında mıydı, denemek için mi aldın? Konfor alanımdaydı. Okey, şahane. Tamamdır. Nişancı Bey'le devam edelim. Ben genelde hyperkeri oynuyorum yani. Late'de böyle canavar olan şampiyonları daha çok tercih ediyorum. Late'de ne olan yani, şampiyonları? Şampiyonları ve Vayne falan. Vayne. İşte öyle şampiyonlar alsam mı diye düşünüyorum şu an. Bence mantıklı çünkü oyunla yani karşımızdaki rakip de boş değil. Erken oyunda kapatmak kolay olmayabilir. Late game odaklı olmamız sağlıklı olabilir diye düşünüyorum ben de. O zaman safe farm yapmayı düşünüyorum. Mantıklı, mantıklı. Hele karşıdaki nişancının korkunçluğunu düşününce çok risk almamak mantıklı olabilir. Portları da iyi. Ufak bir kesebilir miyim arayı? Dinliyoruz. Şimdi oyunu late'e bırakacaksak, yani full build vs full build olacaksa eğer, karşımızdaki carry'nin bu tarz şeyi daha fazla olabileceği için acaba geri düşer miyiz diye düşünüyorum. Ben bizim nişancımızın da eşit kalibrede olduğunu inanıyorum. Yani o... Tabii ki. Şampiyon açısından falan diyorum. Sonuçta pik ekranında değiliz şu anla. Anladım. Tamam. Serhat'ı ben dillendireyim isterseniz. Yazsın bana, ben okuyayım. Okey. Yok ya, yazdı. Konuşacağım bir şey yok ya. Tamamdır. Swat? Ben şampiyon ve bu maç özelinde değil ama turnuva geneli için konuşacak olursam, baktığımda diğer takımların işte mid ve jungle'larına, çünkü mid jungle uyumu önemli. Baktığımda tek zorlayabilecek takım Ilterinkiler gibi duruyor. Çünkü jungle'ları ve mid'leri iyi, yani iyi görünüyor, bir de solo'ları. Ama yani çok ben alabileceğimizi düşünüyorum rahatça. Bilmiyorum. Bana çok gözümü korkutan bir mid jungle uyumlu iki kişi gelmedi hiç karşı. İlter işte aynen tam dediğin gibi mid üzerine biraz daha, Togi daha bot üzerine gibi geldi bana. Ama jungler'ı da fena bir çocuk değildi. Güzel Lee Sin oynamıştı gördüğüm kadarıyla. O jungle benim maçımda, Lee Sin oynamadı o. Benim maçımda Jarvan oynadı. Karşısında Vi vardı benim maçımda. Ve bayağı yani ezildi aslında. Neden alındığı hakkında çok bir fikrim yok aslında yani ama bizim için iyi oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bu konuda benim de konuşma hakkım var diye düşünüyorum. Çünkü benim Kled'e oynadığım maçta o rakip jungle Lee Sin olarak oynuyordu. Yok, o değil işte. Lichblade benim maçta oynuyor, senin maçta değil. Bir dakika. İki maçta oynamış olamaz zaten. Evet evet. Ha, tamam değil. Pardon. Tamam, ben hatalıyım. Şeyi diyeceğim size. Togiler falan da bayağı taktik kasmaya uğraştılar. Early game'de invade tarzı bir şey düşünüyor musunuz? Dikkatlice. Yoksa sakin mi başlayalım dersiniz? Girişleri tutacağız. Girişleri tutmayı düşünüyoruz. Girişleri tutmayı düşünüyoruz. Çok invade alacak pickler düşünmüyoruz yani invade açık. Tamamdır. Anlaştık. Irelia banlanırsa ne almayı düşünüyorsunuz ya da Irelia almayı düşünüyor musunuz? Çünkü gerçekten bence hem rakibi bırakmamak açısından hem de oyunun bütün safhalarında korkunç bir şampiyon. Eğer rahat hissediyorsanız. Ya aslında bizim picklerimizi şöyle düşünüyoruz. Şimdi biz sol tarafta olursak first pickiz ya. Hecarim picklemeyi düşünüyoruz banlanmazsa. Çünkü karşı çocuk da Hecarim oynayacak. Onu baitleyip banlamayıp bizimki alabilir. Onu düşünüyoruz. Sonra onlar büyük ihtimalle bot lane'lerini seçecek diğer iki pick'te. Biz de bot lane'imizi seçeceğiz 2-3'te. Sonra onlar jungle'larını seçecek muhtemelen. 4. pick onlarda olacak. Top seçecekler. 5-6'da biz seçeceğiz. O yüzden o 5-6'da toplarını counterlayabiliriz. Mid'de ben comfort pick'imi almayı düşünüyorum. İşte LB'dir, Zoe'dir, Ryze'dir falan, o tarz pickler düşünüyorum. Counterlanamayacak, zor counterlanacak. Çok 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 güzel olur. Bence gayet mantıklı. Sağ taraftaysak da Hecarim banlayacağız bu sefer. Karşı tarafı jungle seçtireceğiz. First pick ben jungle seçerler. Bu sefer biz botumuzu göstereceğiz. Yine aynı taktik. Ama bu sefer bizim jungle'ımız karşı jungle'dan champ pool olarak çok daha üstün olduğu için
çok rahat counterlayabilecek bizim jungle'ımız Karthi jungle'ın pickine. O yüzden de oradan da win alacağız ve bu sefer son pick bizde olacağı için mid'i de counterlayacağız. Togi'nin ormancısı neler oynuyordu? O çocuk şey oynuyor, Hecarim oynuyor, Zinza oynuyor. Jarvan oynadı ama çok kötü oynadı. Yani çok kötü oynamadıydı, o kadar hakkını yemeyeyim, hani sonuçta bir şeyler yaptı ama yani iyi oynamadığını düşünüyorum. Onun dışında Grace falan oynuyorum demişti o geldiklerinde, Togi gelip konuştuğunda, siz gelip konuştuğunda dün. İşte Grace oynuyorum demişti. Başka... Graves önemsiz zaten. Sadece bu zaten Zinza oyu banlıyoruz, Hecarim'i pikliyoruz veya banlıyoruz. Sadece Jarvan kalıyor tehdit olarak anladığım kadarıyla. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum ama o da pek bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Anladım, hadi bakalım. Kennen tarzı bir şey gelir mi acaba karşıdan? Hani böyle bombo combo amaçlıyorlar gibime geldi çünkü. Ona da dikkat etmek gerekebilir. Top lane'de biz ölü tank alır veya sakin bir şey alırsak Kennen çok darlayabilir. Gerçi her türlü Ati'ye tank vermemiz gerekiyor sanırım. Ati'ye tank vermezsek çok kırılgan bir kombomuz olacak. Yo, çok tanka bu metada ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Kafa kafaya biraz daha iyi ama Kennen'ı zaten şöyle ikinci pick'e kalacağı için büyük ihtimalle mid ve toplar. Bir aksilik olmazsa banlarız, banlayabiliriz yani kompozisyonumuzu bozarsa. Huzur lazım yani tabii. Tamamdır. Nasus aslında biraz iyi olabilir. Togi bot lane'e odaklı oynamak istiyorsa Nasus iyi olabilir. Çünkü top lane'e çeker midi ve jungle'ı. Ama eğer ki güvenli pick istiyorsak Vladimir alabilirim Kennen'a karşı. Vlad güçlü olabilir. Ben mid-Irelia oynayacaksam banlanmazsa falan. Vlad kolay alıp mid-Irelia çekebiliriz bence. Evet evet. Sen Vlad'la ne kadar iyisin? Hiç Vlad oynadığını görmedim Ate, o yüzden bir tedirgin oldum. Aslında yani kabul edilebilir olursa Vladimir oynamışlığım bayağı var. Bayağıdır oynuyorum. Hani 40 bin falan böyle. 7. seviye yapacak kadar şeyim olmadı. Hiçbir zaman tryhardlamadım ama oynayabilirim ya. Güvenli şekilde ilerleyebilirim yani Vladimir'le. Anladım. Hatta Serhat'ın bu size yolladığı videoda Hecarim oynadığı, ejderleri çaldığı maçta ben de midde Vladimir oynuyordum onunla beraber. Serhat da bu konuda yorum yapabilir diye düşünüyorum. Pekala, şunu soracağım o zaman. Sanırım Vlad almakta şöyle bir artı var. Mid'e Irelia alacaksak eğer biraz magic damage'ımız düşük kalıyor. Evet. Serhat'ın da AP orman oynamasını ben şahsen çok tercih etmiyorum. Eğleniyor falan, Evelyn'de güzel performans da çıkarabiliyor ama daha böyle sağlam net jungler'ları daha iyi oynuyor gibi hissediyorum. Bu işte Kayn olsun, Hecarim olsun, Vi olsun vesaire. O yüzden acaba gerçekten top lane'e Vlad böyle güzel bir AP kapatması olur mu? Yoksa ama Irelia banlanırsa mid'e zaten magic damage alacağız galiba. Serhat yine... şöyle bir yorum yaptı. Jungle'a Karthus, Evelynn, Sylas soru işareti şeklinde. Ay bak, o yine biz mesela sol taraftaysak Hecarim'i zaten kitleyeceğiz ya first pick'te. Sol taraftaysak mid'e Vlad olabilir, mantıklı olur. Ama sağ tarafta olursak işte jungle'larını seçeceği için onlar. Biz Karthus ya da Evelynn'e gidebiliriz ya da Sylas'a. O zaman mid'e Irelia'da çekebiliriz. Tamam. Sen peki Irelia'yla rahat mısın yoksa daha böyle dediğin gibi Zoe, Ryze tarz bir şey mi oynamak istersin? Mid'in rahat olması önemli bence. Ya benim şu anki top picklerim, hepsini oynuyorum. Hepsini eşit derecede oynadığımı düşünüyorum yani. Söyleyeceğim, dün de söyledim, saydım sana zaten. LB oynuyorum zaten, çok iyiyim. Zoe zaten bu yarışmaya başvurduğum ve ilk seçildiğimde oynadığım şampiyon Zoe. Tamam, peki siz o zaman şöyle sorayım. Sizce mid'e Irelia'yı almak mı daha mantıklı alabilirsek, yoksa mid'e bu tarz bir mage alıp top lane'e Nasus gibi, Kled gibi böyle safe, sakin, hardcore tank mı? Top lane'e öyle hardcore tank alacaksak Kled hardcore tank sayılmıyor bir kere bence. Ya çünkü... hardcore tank değil de işte böyle zorlayıcı, 1v1'de kolay kolay alt edemeyeceğin safe bir şampiyon anlamında. Yani ben tank oynamaktan rahatsız değilim, oynayabilirim. Gerekirse Cho'Gath, Ornn falan bile alabilirim yani. Geçen denemiştim dizginsiz büyük kitabıyla Ornn oynamayı. Karşımda ne vardı? Nar vardı sanırım ya. Ve gayet de iyi bir maç geçmişti. Kaybettik ama oynanabiliyor yani. Güçlü, kuvvetli oluyor. Urgot vardı. Serhat şöyle bir şey demiş. Mid'e poklayan bir mid lane alıp top lane'e tank alabiliriz demiş. Ya ama bir yandan Irelia'yı ben gerçekten kaybetmemek istiyorum. Çünkü çok kuvvetli değilim abi. Bana çok saçma geliyor şampiyon yani. Kesinlikle. Onu hayatta tutabilecek muhteşem bir desteğimiz var. Nişancının yanına ayrı bir yok edici oluyor. İki yok edicimiz oluyor takımda. Evet. Ya ben şöyle diyeyim. Ya biraz iddialı olabilir ama. Ben eğer bana counter şansı verirseniz. Ya da verirlerse. Sağ taraf olursak.
karşımdaki midi stomplarım yani. Çok, çok iddialıyım bu turnuva özelinde. Tamam. Ne diyorsunuz? Bu taktik üzerine mi gidelim midimizi counterlamak üzerine? Yani bilmiyorum. Takım ne düşünüyor ama. Evet, biraz yani takım sizden iddialıyım o konuda. Counterlayalım ya. Olabilir bence de. Tamam peki ama bu İrelia'yı açık bırakmamız anlamına geliyor. Alırlarsa neyle başa çıkacağız İrelia ile? Bela olmasın. Ryze alabilirim karşısına. Dulu alırsam tutabilirim teamfight'da onu. Ama galiba karşı tarafın solosu da İrelia oynuyormuş. Top lane'i alırlarsa İrelia'yı karşısına tank alarak skor almasını rahat bir şekilde engelleyebilirim. Ama late de her türlü içinden geçiyor takım işte. Jungle'ımız top lane'e odaklı oynayacaksa, biraz fighter kafasında takılabileceksek Jax olabilir. Bence İrelia'yı banlayabiliriz ya. Efendim? İrelia'yı banlayabiliriz. Banlayalım mı diyorsun? Hmm. Bilmiyorum ki. Yani ama ban hakkı çok zor ya. Ya son ban olarak yapıp rakibe banlatmayı da deneyebiliriz bence. Ama banlarlar mı orasını Dora Bey bilecek. Banlarlar ki oyuncu kadar. İrelia'yı büyük ihtimal istiyorlar ya düşününce. İki kişi varsa İrelia oynayan büyük ihtimal almak isteyecek. İrelia'yı banlayalım. O zaman şöyle olur yine. Şöyle yapabiliriz o zaman da. Yine tarafımıza göre takım birsek yani sol taraftaysak banlarız. Çünkü ikinci phase'de ilk sağ tarafı alıyor. Direkt İrelia'yı pikler büyük ihtimalle. Ama sağ taraftaysak bekletebiliriz. Biz pikleriz İrelia'yı açık kalırsa. Olabilir. Tamam öyle yapalım. Magic damage oranlarımıza dikkat edelim. Üst koridora olabildiğince kendi başına safe kalabilecek, böylece ormancının mid ve bot'a oynamasını rahatlatabilecek bir şampiyon seç Ati. Üst koridorda böyle asla yenilmeyeceğin, gerekirse kule altına keseceğin. Ben o yüzden nasıl susa sıcak baktım. Bildiğin freeze'le minyon kes ama tabii bu Elo'da işe yaramaz derseniz o sizin bileceğiniz. Bu Elo'da işe yarar. Nasıl? Şöyle yarayabilir. Q fullleyerek stack kasarak değil, E fullleyerek tank kasarak oynayabilirim. Bu da gank geldiği zaman hani E'si zaten videoyu yeni yaptın biliyorsundur. Zırh büyüdürenci düşürüyor ya. Gank geldiğinde E'yi atıyorsun. Karşısındaki tank olsa da fight esnasında ormancı ile beraber rahat bir şekilde alabilirsin skoru yani. Hani bana nasıl şey gibi geldi. Lane'ini her türlü tutar. Oyun çok uzarsa da beynine Q vurar ama çok pis fightlanıp yok edilebilir. Evet. Takım savaşı konusunda öyle bir şey var. Ama split push'a dayalı bir oyun veya işte zafere dayalı bir oyun yapacaksak ya fight olarak Nasus'tan çok daha iyi top lane'ler var ve Nasus'la aynı işlevi yapabilen. Mesela Ornn da aynı şekilde kulenin altına kapanıp durabiliyor. Tamam. O zaman ben derim ki şampiyon artık size kalmış ama üst koridoru rahat tutalım. Sakin bir şampiyon alalım. Ormancımız mid ve bot'a odaklanabilsin derim. Mantıklı mı? Mantıklıdır tabii ki de. Ben şunu sorayım. Top lane'de benim oynayış tarzım jungle'ı çekmek üzerine mi olsun yoksa top lane'de tanklar kapışıyor bırakın onlar yesin birbirini kafası mı olsun? Ona takımca karar verin ama ben sakin olmayı tercih ederim. Karşıda ihtimalle tank almayacak onu söyleyeyim bir. Karşıma fighter alacaksa ben tank alırsam ve aldığı fighter İrelia, Fiora tarzı gerçek hasar vuran bir şampiyon olursa rahat bir şekilde beni dürterek girebilir içeri yani. Benim aldığım tank ne kadar tank olursa olsun adam gerçek hasar vuruyor yani. Bu arada Serhat şey dedi, ormana Kindred alıp... Kindred almamı ister misiniz? Kindred virgül İrelia şeklinde soru işareti diye bir şey yazmış. Ben anlayamadım pek. İşte İrelia'yı hayatta tutacak bir şey daha olur dedi İrelia alırsak Kindred olması da. Kindred güzel şu an jungle olarak bence. Kindred güzel diye ekledi. Tamam alabilirsin bence. Ama Kindred olduğu zaman maçta direkt counter jungle şeklinde bütün takımı bağlayan bir görev oluyor. Evet o yüzden lane'i ezmemiz lazım. Yani lane'leri pushlamamız gerekiyor veya işte lane'leri mesela hocam. Counter jungle'ın senin bot lane'de golemlerde çıktıysa direkt oraya gitmen gerekiyor. Top lane'in pushlaması, jungle'ı çekmesi gerekiyor tarzında veya bot lane'in tam tersini yapması tarzında olaylar ya başka zaten, görevler geliyor yani. Hayır zaten bak Hecarim'in banlanıp Kindred aldığımız bir durumda şey yapabiliriz. Bot'a Lucian Braum da çekebiliriz. Bot mid'i alıp Kindred'in bot side'de oynamasını, bütün bot side jungle'ın dönebilecek seviyede, yani yardıma gelebilecek seviyede oynamasını da sağlayabiliriz yani. Bana çok mantıklı geldi. Eğer Hecarim banlanırsa karşı tarafa sadece Jarvan kalacak. Jarvan'a karşı da Kindred bence iyi bir seçim. Jarvan'ın kapattığı alanı direkt burada kimse ölmüyor biraderim diye engelleyebilir.
Evet. Çok mantıklı, tamam. Evet, iyi seçim dedi Serhat. Aynen, cebimizde tutalım bunu. Şimdi süremizi bayağı bir aştık. Ben flame yemeden rakiplere gideyim. Beyler rahat oynayın. Aşırı risk almayın. Son bir şey soracağım. Tabii ki. Pick ekranında sen yoksun değil mi? Büyük ihtimal olmayacağım, evet. Biz sadece izliyor olacağız tamam. Peki. Buradan biz sizi seyredip yorumluyor olacağız zaten Togi ile beraber. Diğer ekip katılacak mı emin değilim. Easy money abi. Gerçekten. Bu maçı geçersek ben sonrasında direkt halledeceğimizi düşünüyorum. İlk maçı geçelim yeter, sonra tık tık bugün oynayıp bam hallediyoruz. Ha? Bir lira alıyoruz ya. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdiden elinize sağlık. Ben size güveniyorum. Bence en güçlü takımlardan biri net bir şekilde biziz. Bunu da yenersek, bu korkunç bot lane ile başa çıkarsak, Draven Vayne adama yedirtmezsek kesinlikle halledeceğimize inanıyorum zaten. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Tekrardan güveniyorum size. Elinize sağlık şimdiden. 1000 lirayı nasıl harcayacağımızı da akşam konuşuruz. Hadi öptüm. Birazdan maça geçiyoruz. Siz her şeyinizi hazırlayın. İnternet sıkıntı olmasın. Ben ekibe haber vereyim. Görüşürüz. Bay bay. Kazandığım 1000 lirayla size ne ısmarlayayım? Bana soğuk bir su. Keşke ilk maç Dora'daysa ilk olsaydı. Asıl o zaman erken final evet. Olurdu, o sıkıcı olurdu. Ah, biliyorsun ya. Allah Allah. Bağlandı şu an. İnanılmaz. Solo Q'nun finallerine hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Zaten strateji konuşması videosunda biliyorsunuz turnuva tablomuzu ilk maç Dora'nın takımı vs benim takımım oldu. Bakalım birazdan maçımız başlayacak. Dora'cığım iyi oyunlar dilerim. Bol şans. Senin bayağı ihtiyacın olacak. Bana şans dileme, onu da sen kendin al diyeyim. Yani daha kısa sürsün, çocukların yorulmasın diyorsun. Haklısın tabii. Çok haklısın. Öyle yapalım, öyle yapalım. Öyle. Evet arkadaşlar, maçımız başlamak üzere. Takımlar böyle havalı havalı simgeler yaptı ve hazırsanız go diyerekten şampiyon hadi seçimine bakalım. Geçelim bakalım. Çok ciddi bir final heyecanı var burada şu anda. Dora ile, aman İlter'le Sofra da çok yanlış dedim pardon. İlter'le Sofra yanlarımızda izleyici olarak bulunacaklar maç. Bol trash talklu, az taktikli. Bir tane challenger'ın. Evet. Bir tane master'ın var senin. Aha. Biz plat ve elmaslardan oluşuyoruz. Plat ve elmasın gücünü göstereceğiz şimdi size. Bunu derken ben bile inanmadım ama hadi bakalım. Bir koçun takımına inancı bitmişse burada her şey bitmiş demektir. Ligler düşük olabilir ama benim takımım stratejik olarak birbirlerine olan bağlarına ve seni yenmeye olan inançlarının daha yüksek. Bak bu Draven'ın. Görüyorsun değil mi? Bak bu Draven'ın. 3 tane bandı çalışmışlar. Üçü bilmem, Draven Vayne banlıyoruz biz sadece. Kled'den korkacağınızı evet. Biliyorduk, güzel. Biz bütün çalışmamızı detaylıca yaptık. Zaten izleyen arkadaşlar da biliyor. Dediğim gibi yaparlarsa ban pick ekranından oyunu bitirebiliriz. Vayne zaten hiç sevmediğim bir şampiyon, en azından gitti Vayne. Yani bu kadar şampiyon pool'u geniş bir rakibin karşısına çıkmışsın. Efendim iki tane Azir oynayan, Karma oynayan adamlarınla. İnanılmaz. Ve ban pick'te beni bitireceksin. Gerçekten inanılmaz. Zinzao bana. Evet, bunun geleceğini biliyordum. Ama Zinzao oynamayacak. Bunu söylememe, gerçi söylemesem de olabilirmiş. Neyse, sorun yok. Zinzao zaten oynamayacaktık. Güzel oldu. İstediğim gibi gidiyor şimdilik. Hecarim bana, evet. Kendi ayağına da sıktı ha? Hecarim oynuyordu o çocuk. Planlı. İşte Serhat'tan korkuyu görüyorsunuz şu an arkadaşlar. İki tarafta Hecarim alabilir. Aman yalvarırım karşısı almasın, ne yaparız o toynakların altında ezilirken korkusundan yapılmış ezik bir hareket. Ezik. Şimdi yapacağınız hamle oyunu bitirebilir. Yanlış bir ban oyunu bitirebilir. Janna mı? Hı? Enteresan. Yalnız Togi bayağı üzüldü. Takımım güzel çalışmış. Enteresan. Enteresan. Bakalım bizimkiler ne yapacak.
Çok ilginç yalnız. Ama yapıcı da bunu ben bile beklemiyordum koç olarak. Bunu konuşmamıştık yani. Son anda karar vermişler. Son anda karar vermişler. Güzel yapmışlar. Pop comp tarzı bir şey mi yapacaksınız acaba? Acaba. Evet. Bu biraz farklı bir ormancımız ne alacak? Eyvallah. Şunu kontrol edeyim. Sofu ne diyorsun? Dürtme kompozisyonunda kullanılıyor Jana çok önemli bir etken olarak. Ya Jana desem geç. Yani o yüzden işte dürtme kompozisyonu yapanlar alıyordu eskiden. Evet. Eski bir metayı geri getirmeye çalışıyordur belki Togi. Planlarımız var. Yine de planlarımız var. Sorun yok. Bir tane şampiyondan oyun bitmez. Urgot. Ormana mı taplayın acaba? Acaba. Ah, Fiora'yı banlamayı düşünüyorduk. Hadi bakalım. ADC'de sadece bir ban atmanız sizin canınızı biraz yakacak. Bizim nişancı da yapmış The Turkey şey değil kere lütfen. Hakkınızı vereyim, banlarınız kötü değil. Eyvallah. Draven Zinzao'dan zaten emindik. Üçüncü Vayne düşünüyorduk. Son anda Janna'ya dönmüşler. Mantıklı olmuş olabilir. Çok heyecanlandım ya. Hadi çabuk seçin ya. Herkes Timo gösterecek değil mi tek tek? Umarım şey sorun olmaz ya. Birbirinin hesabında char'ların bulunmaması gibi bir... Bizde öyle bir problem vardı. RP mi çekelim ne yapalım diye panikledik sonra dedik neyse hallederiz. Alistar. Bizimkiler birdenbire tank kompozisyonu yapmaya karar verdiler galiba. Beyler çekin tankları diye. Ses geçirmeyen kulaklıklarımız olsaydı ikimiz de takımımızla konuşurduk şu anda. Maalesef o kulaklıklara baktım 4000 lira. Çok şu Riton'un kullandığı şu anki mikrofonlu kulaklıklar. Bu kadar tank alıp main bırakmayın lütfen main bırakıyorlar şu an ya. Main bırakmıyorlar. Onlar alternatif olarak sanki inşaat kulaklığı kullanıyordu. Mümkün değil Timo bir daha kullanalım. İnşaat kulaklığının üstte içine kulaklık var. Ben yani bir alternatif hatırlıyorum. Güzel. Şu ana kadar nasıl? Biraz Vayne, mutsuz gördüm. Vayne'i çok net bıraktılar. Vayne'i bu kadar net bırakmamaları lazımdı ya. Bu çok büyük hata bence. Alistar'a karşı. Bütün kompozisyona karşı. Evet. Bu kadar 3 tane tank pikleyip Vayne bırakmak bilmiyorum. Kötü bir fikir. Nişancı havuzu mu daraltıyorsunuz ha? Her şey planlı. Gözlerinizde korku var. Koç olmak güzelmiş ya, ben koçluk yapacağım. Bence çok stresli, ben hiç sevmedim. Acayip şu an gergin, konuşamıyor olmak. Niye Vayne'i bıraktınız diye. Burada çığlık atıyor olmak güzel değil yani içimde. Aslında şampiyon seçiminde de konuşuyorsak çok daha güzel olurmuş ya. Onu belki sadece en son büyük finalde öyle bir şey çözebilsek. Yan odadan falan. Sen böyle çok düşünme öyle şeyleri, yoksun büyük finalde zaten. Asabım bozulmuş. 5. ban ne olacak? Soflu komplar nasıl? Kim alır? Şu ana kadar görüntüde. Şu an ban pikte sol taraf daha üstün bence. Eyvallah aşkım. Sol taraf. Evet. Ya bak görüyor musun en yakın arkadaşından ihanet olur. Sonra kapı 2 birazcık. Bugün yediğin darbelere doyamadın Togi. Bir tane daha şimdi geliyor, ne yapacaksın? Ya Alistar varken, Alistar güzel piklendi sonrakiye karşı. Bir de Vayne aldı. Vayne de Eurus'u güçsüz bir şampiyon. Başını ezerler. Öyle de bu ikisinin Vayne'si var. Doğru. Azir banlandı. Başarılı bir ban bence. Çok temiz oynamıştı Azir'le. Şu anda birkaç seçeneğimiz var. Bakalım ne yapacaklar merak ediyorum. Mid'den korkumuz bizim Azir'di. Ya counter pickleriz ya banlarız diyorduk. Counter picklemek çok zor olduğuna karar verdik. Banlayacaktık. Güzel yaptılar. Bizim flex pickler çok güzel oldu. Kimin nereye gideceği hala belli değil aslında. Şampiyon havuzunu da gösteriyoruz. Caitlyn çok standart ya. Korkak bir seçim. Konuştunuz mu? En korktuğumuz yer bot lane. Ben Caitlyn taraftarı olmazdım ya. Daha az pick. Caitlyn bence de çok iyi bir seçim değil ama alacak gibi görünüyor. Çok agresif bir pickler. Zillion bu kompa gider mi ya, emin değilim. Biraz daha böyle... Bir kere... Niye kimse de Irelia yok? Bu maçta Irelia banlı da değil, pikti de değil. Bir garip bir durum var. Evet.
Yani şu iki kompun birinin rally alması o kadar mantıklı ki, özellikle sizin. Bizim de biraz. Enteresan. Son anda garip bir şeyler yaptı bizim çocuklar ya, hadi bakalım. Bizde birkaç farklı durum vardı. Togi'nin son piki niye mid olmadı mesela? Yani son piki mid çok rahat olmadı. Canlı seçim. Orta koridor zihir. Minç olacak. O son iki pikteki sıralamayı bilmiyorum. Neden böyle tercih ettiler. Belki başka bir fikir vardı aklımlarında. Jarvan da son ana kadar aşk kaldı. O iyi oldu ya. Jarvan benim bebeğim çünkü. Jhin hala bizim... Ha tamam, şeye geçmiş, bir de geçmiş falan. Bitti. Evet Doracım. Enteresan başarılar. Kompozisyonlar, başarılar. Sizinki biraz daha standart sanki. Standart daha böyle mı? Gerçek bir solo queue'da göreceğin bir takım değil mi? Bak şöyle bir solo queue'da görmüyor musun bu şampiyonları? Görüyorsun. Ben burada görüyorum ama bu şampiyonların her biri üzerinde konuşulmuş ve düşünülmüştü. O yüzden... hem bireysel hem takım oyunu... İki farklı açıdan stratejik olarak düşünülmüş şampiyonlar. Irelia bir tek benim aklımı karıştırıyor. Niye Irelia seçilmedi? Niye Irelia seçilmedi çok büyük bir soru gerçekten. Bakalım göreceğiz. O zaman maç başlasın. Ben Irelia pickinden aşırı korkuyordum bu arada. Hani kesinlikle onun üzerine planlarımız vardı. Son anda dişlemiş bizim. Fiora'ya karşı almak istemediler. Alex ya asıl Togi'nin takımının almaması benim işime geldi. Evet, Togi'nin hem üst koridoru hem orta koridoru Irelia oynuyordu ve bizim takımda Urgot'a bir Star Jax var. İkinci bahar evet. Yaşıyor gönlüm. Maçımız başladı. Bakalım bir heyecan. Bizimkiler orman girişlerini koruyacaklardır. Sizinkilerden küçük bir invade denemesi gelecek gibi. Mi acaba? Kenarda bekliyor Sorok ama ben çok heyecanlıyım ya. Dur bakalım. Evet arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Maçımız başladı. Sorok'a bir şeyler deniyor. Görmedi galiba o hareketi kimse. Sınavımıza şanslı bir hamle. Aa, kemik sırrı varmış. Demek ki o anda... Neyse, orada cooldown'daydı belki. Evet, boşuna. Önemli hiçbir şey olmadı zaten. Okay, iki takım da girişlerini korudular. Kimse öyle ekstra agresif bir şey denemedi. Herkes safe başlayacak anlaşılan bu maça. Olması gerektiği gibi mi? Benim için evet, senin için. Benim için de öyle. Bizimkiler zaten başından beri girişleri tutalım, artistik yapmayalım. Safe oynayalım modundalardı. Öyle yapıyorlar. Zaten hani hero'larda da öyle giren 100 kill alan birinci dakikadan çarları yok. Safe takılacak ama. Yukarıda benim merak ettiğim Fiora Jax matchup'ında Jax'in S'i açıkken Fiora Q'yla zayıf noktasına vurursa çalışacak mı çalışmayacak mı? Q düz vuruş olarak geçiyor. Çalışmayacak. Çalışmaz. Çünkü normal vuruşu uygulayamıyorsun direkt evet. Yani. Hayır. Çalışmayacak derken vuramayacak. Evet. O zaman güzel bir seçim Jax. Evet. Ama dezavantajı da işte Fiora stun yemeden karşılıklı stun verebiliyor. Onu iyi düşünmesi lazım derken minik bir pass geldi. Jax burada bayağı hasar aldı yalnız. Bayağı. İyi hasar aldı. Jax musibet iksiriyle oynuyor. Dolayısıyla pek bir tanklığı yok. Koridorda hayatta kalması için biraz lazım ya. İleride güçlenen şampiyonların musibet iksiri çok güzel oluyor. Ya da... Burada Zillion beklediğim iyi performans sergiliyor. Orta koridorda güzel darlamıştı Sunday. Bizim Lisandra birkaç minyon önde. 2. Ati ilk kanı vermesin de. Aa, evet, tam olarak bundan bahsediyorum işte. O zaman Q'su full cooldown'a giriyor Fiora böyle olunca. Çünkü yarıya inme falan olayı var ya. Bir hedefi tutturursa. Ooo, burada karşılaştılar. 3 seviye Lich Bane. Lich Blade, özür diliyorum ama manası yok. Sarhat'ın burada avantajı olabilir ve güzel bir hasar verdi. Kırmızı güçlerle benim etkisiyle. Bir yampiri yengeç için dünyalar toplandı şu an. Olması gereken bu ya. Çok önemli bir objektif yani, millet bilmiyor çok da. Çok fazla altın, çok fazla tecrübe. Ve bizde kaldı. Evet. Olması gerektiği gibi pardon. Evet, olması gerektiği gibi pardon, özür dilerim, yanlış seçtim. Aa, bu
Çok güzel oynadı Fiora. Çok güzel oynadı, yapacak bir şey yok. Gerçekten güzel oynadı. Fazla hatalı oynadı Ati burayı ya. Yani Fiora'ya erken oyunda bu kadar agresif gitmemen gerekiyor. İki kat minyon farkı yemişsin bir de yani. Şimdi ne kadar ışından atacak olsa da kuleye birkaç minyon öldü, deneyim puanı ve parası da. Evet, çok şey kaybetti şu an. O kadar çok şey kaybetti ki. Bu matchup'ta şey güzeldi. Kim kimi prediklerse o kazanıyor ya. Evet. Birbirinin sersemletmesini öngörmen gerekiyor. Evet. Güzel, burayı zorlamaması iyi oldu. Urgot çok yakındı çünkü orada. Jackson hala bence. Tamam, hala. Şampiyondan mı diyorsun? Evet, şampiyondan diyorsun. Bu matchup'ta Jack çok altı. Ayakkabı başlangıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Jackson mi? Herhalde minyon kesip hızla çıkmak istiyor çünkü savaşabilecek halde değil Fiora ile. 3 tane uzun kılıç aldı adam. Hiçbir şekilde savaşamaz şu an. Ama ayakkabı ona bu konuda o kadar fayda sağlamıyor işte. Belki bence hızlı çok... ninja tabi istediği için almıştır diyecek evet, de. Evet. Zırh alsaydı daha iyiydi. Evet. Mini bir yanlış seçim olabilir bu ayakkabı. Jarvan da giriyor. Ooo, sıçrayla giriyor. 5 seviye bu arada Fiora ya. Aa evet. Öyle bir kumpus var, o yüzden evet. Jarvan bayraklı mı çaldı? Aferin, adamım benim. Bayrakta kill çalan Jarvanlara. Senin gibi oynuyor. Bayılıyorum yani. Oo, bir agresif de mid'de geldi. Aynı zamanda yukarıda da bir kavga var. Jarvan yani. Yakın oraya yalnız. Eğer bu olay uzarsa yetişebilir. Bir ara direkt iptal etti. Zilin hiçbir şeyini bulamadı. Geliyor Jarvan, Ati yeme bunu ya. Ati şu an çok ağır satışlarda. Totem zıplama yapar. Gerekmedi ha. Neyse hiçbir şey. Mini bir EQ ile sıçra almaya çalışabilirdi aslında ama. Evet, agresif oynayabilirdi ama bir kere skor verdi ya şu an. Psikolojik olarak büyük ihtimal geri durmak istiyor. Biraz düşük hasar çıkıyor Jarvan'da. Bayağı darladı. Evet. Işınlanı da yok şu an, bu takasa girmemesi lazımdı. Yani çok lüzumsuz takaslar şu an gerçekten Jax'le. Hani sanki dakika 15'miş gibi oynuyor Jax'le. Dakika daha 5. Seni artık sinirli gördüm ya. Tabii ki çok tilt oldum. Çok gereksiz öldü yani. Bizim kadar onlar da heyecanlı olabilir. 2K altın fark oldu ya. Dakika 5. Bu arada hoş cidden değil. Ya. Hoş değil yani. Oyun yeni başladı ve 2000 fark var. Ve late'e bıraktığımızda Vayne olacak karşımızda. Çok zor oldu şu an. Koridorlarda minyon avantajı genel anlamda bizde. Aferin çocuklar. Evet. İşte bu. Burada Jax önde oluyor işte. Jax bu hareketle. Çok iyi oynadı burayı. Evet. Burayı sana çok de... güzel oynadı ama burada da hasar etmedi işte. Jax de ortamda. Yetseydi müthiş olacaktı. Tam ihtiyacımız olan hareket oldu. Yoro dönmedi yani. Bu arada. Orayı görmek istiyorum. Belki otomatik orayı yönlendirir birazdan ama. Mevzu çıkarsa görürüz herhalde. Evet. Oo, deneyecek mi? E'si varken çok riskli ya. Ama barikat alabilir burada. Zilin burada aşağı iniyor. Geri dönüşünü bozdu Ati. Zilin yaklaştı. Burada bir baskın mı gelecek? Oo, direkt sıçrayla girdi Alistar. Çok olur. Güzel. Reyne'sini harcamak ben durumunda kaldı. Yapayım. Burada bir sersemletme gelebilir. Yapma, sıçra yapma. Gitti. Ayrık hedeflere giden bomba sonucunda sersemletme gelmeyecek. Bombanın birini alıp uzaklaşması. Ooo, nereden geldin sen? Çok güzel geldi adam. Zilin'i evet. Kurtaracak ama ne kadarlığını kurtaracak. Burada biri düşebilir gibi. İki skor birden gelebilir burada ya da hiç gelmez. Urgot yetişti, Urgot yetişti. Hiç Alistar gelmedi. Düşmek üzere, Alistar düştü ama karşında nişancıyı alırsak Word abi. Net Word, bravo. Bravo. Benim şifası vardı ama zaten ölürüm her türlü falan mı? Yalnız 7 seviye Fiora ve ultiyi açtı şu an. Evet. Ama tehlikeli bir şey deniyor. Yalnız o sersemletmeyi ataktan sonra kullansaydı Ati. Ultiyi çok iyi ya. Güzel yemledi yani. E'sini güzel yemledi. Evet. Tam Soft'un dediği gibi doğru tahmin yapan kazanıyor bu karşılaşmayı. Evet. Ve 2 kat minyon farkı oldu. Çok sıkıntı. Ati çok heyecanlı davranıyor. Hızlı davranıyor. Evet. Hem de kullanmalıyım mı saldıracak. Evet. Vurmadan önce kullanmaması gerekiyordu ki kule agrosunu kullanabilsin. Tam en azından alt koridordan ekmek çıkardık biraz. Daha Fiora... Yani, İkinci barikat. Fiora çok korkunç oldu şu an. Dedim ölü tank alın şifreye diye ya. Oynamayın diye. Fiora pick'i de biraz göz korkutuyor ya. Evet. Yani pick dediği anda intibaran değil. First pick'den Fiora aldık şimdi. İki level fark var şu an top'ta. İki level ve baya bir para fark var ya. Çok para fark var. İki barikat, 40 minyon,
2 skor. Solo queue'da olsan surrender ver yani. Ninja tabi tahmin doğru bu arada. Ama zırhla başlama benim. Zırhla başlama. Belki zırhla başlasa ölmeyebilirdi bile falan böyle. Bu da güzel baskın geldi bu arada Lich Blade'den. Çok güzel ulti. Royer C'de çok iyi bekletti. Zillion'dan mı bahsediyorsun? Evet, inşallah. Dönmek üzereymiş. Bu info'yu sağlayarak güzel takılmamış herhalde var. Evet. Ultisini kullanabilseydi Alistar'la Urgot yetişiyordu. Yani ultisi olsaydı. Şu an döndü. Tam şu an döndü. Takım içiyle yetişmiyor işte. Çok evet önden. İşte bu artık Fiora. Kule bile kule altında keser yani. Koridor zorbalığı diyoruz değil mi? Evet. Lane bully. Oyun başından beri yapıyordu zaten zorbalığı. Jax izin vermek istemedi. Savaşabilmeye çalıştı. Ama da evet. Kötü sonuçlandı yani. İzin verip birkaç minyon almamayı tercih etse daha iyi sonuç alabilirdi. Şu an W... Sanırım çıkarttı. Yani duvara yakın olmasa... Ooo! Duvarı bu kadar yakın gitmesen belki en azından kule altında tutup bir hit daha aldırabilirsin adama. Duvarı şey için yapmış olabilir. Orasına geçip o düz vuruşu almamak için zayıf noktayı kapattı. Belki aslında de. İyi bir düşündü. Bu arada ultisi var Zillion'ın. Zillion'lara bunu yapmaya bayılıyor bu arada muhteşem. Ak! Ak Jarvan'ım ak. Şov yap. Çok fazla üstünde oldu şu an. Çok iyi oyun. Yakın çok oyun. İyi oyun. Çok iyi oyun. Ama çıkmıyor işte. Hayır. Biraz fazla mı zorladı? Ali sana nasıl iyi oynuyorlar. Çok iyi. Muhteşem. Bariyeri güzel, güzel bekledi son anda. Bence çok başarılı bir alt koridor mücadelesiydi. Gitti bu arada bu oyun 8-1 şu anda 10 dakikada. Yamuldular yani mahvoldular. Ya Soraka lane'in de karşı takımın ilk eşyası cellat olması lazım. Evet yani. O an cellatı çağrısı olsa çok daha az can çalma sağlayacaktı ben. O kadar bitiriyor ki bu arada cellatın çağrısı. Orada yani durmasaydı. Evet. Biraz yanlış çok bir fazla minyon olduğu için kaçırmak istemedi. İyice geriye düşmek istemedi ama. Soraka bütün gerçekten hayatını veriyor. Simsiyah bir bar var orada. Evet. Burada bir üstünlük. Atın yerine bastı. Gerçekten. Oo. Muhtemelen böyle bir deneyim farkı var burada bu karşılaşma konusunda. Artık play yapmak için çok geç ya. Bitti yani. İstediği kadar doğru oynasınlar şu an bizimkiler. Aynen. Güç farkı o kadar yüksek ki hiçbir şekilde toparlayamıyorlar. Mümkün değil yani. Şu hatalara rağmen. Urgut DS var mı? Yok. Ben bir sıçra düz vuruş atardım ona ya. Bakalım katledilecek mi? Sıçrayı niye bekletti? Ben o skor için sıçrayı atabilirdim. E varken yani Urgut E'siyle yine çok da ağır değil. Alamazsa diye işte riske atmak istemedi. Fiora çok fazla Fiora ustalık puanına sahip bir oyuncu. Yasaklanmadı. Muhtemelen Fiora Jax karşılaşmasını defalarca çok kez oynamıştır. 100 kere oynamıştır. Evet. Fiora 550k, Jax 50k abi. Orada işte bir deneyim farkı bu kadar şeye mal olabiliyor. Atiye Jax almayacaktınız. Çok büyük hata. Yapacak bir şey yok. 140 altın veriyor ya adam artık. 0-5-0 motor yani. Ne yapıyorsun? Kargın mı? Anlamadım. Yanlış değil mi yani? Üzme Atiye. Çok büyük pik hatası ama yani. Ati elemelerde çok çok iyi oynamıştı. Kled'le evet. Mahvetmişti evet. Kled banlandı. Ya beklediğimiz bir şeydi zaten. Şöyle bir talihsizliği var. Şimdi bu kadar zorlu bir karşılaşmayı ilk turdan oynadığı için ekstra bir oyun oynama şansı olmayacak. Evet. Buradaki hatalarını değerlendirip bir sonraki oyunda güzel oynayabilirdi. Fakat tek tur üzerinden gittiğimiz için burada. Böyle herkesin aslında günlerce vakti olsa da bu maçlar 3 final 5 maçtan olsa ama vakit faktörü önemli yani. Evet. Bu haliyle bile zaten teknik sıkıntılardan, yeterince pauslardan çok, evet. Çok uzuyor. Bir alamet görüyoruz.
Keşke alameti görmeye devam etsek ya. Tamam, izleyici modu ya. Trollüyor. Dabışın çok erken kullandığı olarak diyor. Ama işte hata yapsalar ne yazar, yapmasalar ne yazar. O kadar güçlendi der ki. O kadar öyle değil sanki, bak alma ihtimalleri var burayı. 3 ve 2 olmasına rağmen şu an pozisyon bu. Rezalet yani, ben imkansız. Kralın oğlu geldi. Adam şey almış, koruyucu melek almış, dakika 13. Evet. Yazık, yazık size ya. Jax'te hiç eşya yok gerçekten. Daha yeni bir Tiamat alabildi. Ugot gücünü hala biliyor ama yani. Gücünün farkında çok da şey değil. Akın yavrular, akın. Ben daha yakın bir karşılaşma olur diye düşünmüştüm. Ben de. Atiye Klan, Klet hariç hangi kitlere konuşmuşsunuz? Sion, Nasus. Nasus almayı izledik. Patlar. Sion gibi böyle ölü basit bir tank hani. Kulenin altı Ornn, kulenin altında çekil hiçbir şey yapma dedik adama ve adam 0-6 oldu. Biraz ama Faba uygulanan durumu uygulamışsınız siz de. Faba da evet. Ruin'e karşı hep böyle seçimler aynen yaptırmaya çalışıyorlar ya. Aynen öyle. İstemediği pikler. Kenan mı açık? Evet, Kenan iyi olabilir de. Ama pratiği yok seç. Evet. Benim de mesela istediğim ama pratikler olmadığı çok oldu. Çok olmadı ya, birkaç tane oldu. Altın farkı 10.000 dakika 14'te. Evet. Ben hiçbir karşılaşmada böyle bir fark görmedim solo queue'da bile. Çok iyi oyun ama... Ben kuleyi tanklamadı orada çünkü hasar vermiyor. Oyunu soğutmak dışında hiçbir yol yok şu an yani. En doğru oyuna en yanlış oyunu bile değerlendiremiyorlar. Oyunu soğutacaklar, eşyalar eşitlenirse ne ala. Eşitlenmezse zaten 3 dakikaya bitecek oyun. Güzel de hocadı ama şey, W'sunu kullanmasa bile. Alacak gibi onu ya. Aynen. Refleksler yerinde, hareketler yerinde ama matematik hiç yerinde değil. Hiç yerinde değil. Buna bak. Havuza girip adam kaçacak. Evet. Ve giriyor şu an. W döndüyse Alistar stun'ını... Biraz daha en azından bolca shutdown altını Urgot'a gitti. Bir milyar aldılar. Gerçekte olmasa da oyunda 1 milyar aldınız ya. Doğru. Fena değil bence. Hala 10.000 altın fark var ama yani. Ortam çok mu geldi? Yoksa Urgot ben kastım böyle. Ben şaka yaptım. İtem düştü. 55 minyonu vereceksin. Yapabileceği bir şey yok şu anda. Cidden o kartopu yani. Etkisine bağladı gitti. Yani takım arkadaşları da yardımcı olmaya çalıştık fakat durduramıyorsun. Şu an yapması gereken sizinkilerin oyunu çok başarılı bir şekilde soğutmaları lazım. Ultra soğutmaları lazım. Siege kuvvetleri var zilyondan ötürü ama bakalım. Bizimkiler buna izin vermeyecek muhtemelen ve bitireceğiz. Ben 21.45'te maçın biteceğini tahmin ediyorum. O kadar sürer mi ya? Öyle var. O kadar sürer. Akıyor kadar bilmesi. Ya taptan bu kadar açmasalar bu hale gelmezdi oyun. Çok 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 basit bir adam. Jax 3 seviye olmadan hiç bitirebilir mi? Çok yakına mı attı totemi? Jax mi? Hı-hı. Fena bir mesafedeydi sanırım. Artık hiçbir kafası çalışmıyordur ki çocuğun. 106 ne diyor adam? 8 kere ölmüş 17 dakikada. En ufak bir mental gücü yok büyük ihtimalle. Evet. Tabii. Ben yanlış mı gördüm diye bir sormak istedim de. O anda çok, tam kamera aşağıya kayıyordu ya. Ben sanki o dibine atmış gibi. Değil mi? Bu arada o hatayı ben yapıyorum bazen ya. Çok hızlı kaçmam gerekiyorsa dibime totem atıp ona Q attığım falan olmuştu ya. Yakında. Oluyor tabii böyle şeyler. Oo, alamet geldi inip törpülesine. Yap bitiyor bu maç. Alamet dansı görmüyor. Ha değil mi? Alamet oyunu bitirirse. Görebiliriz evet. Gayet görmemiz mümkün. Güzel bir nokta ya. Parmak bastı Sofu Bey. Jarvan güzel hasar yiyor aslında ama zaten adamın bir koruyucu meleği var, iki Soraka güzel yaşatıyor onu. Soraka piki çok doğru ya. Hoşuma gitti yani. On 2000 altın fark varken bu fight'ı yenebileceğine inanması bizimkilerin artık hiçbir düşünce şeyi kalmadığının net bir göstergesi. Adamın koruyucu meleği var hadi bir kere. En azından bir Soraka geri geldi. Evet, güzel, öyle, güzel. Öyle. En azından bir iki güzel oyun gördük. Teşekkürler yani.
kadar sürmez diye. Harbiden ha. Kovuşu var mı ya? Yok. Ooo, Urgot çok temiz oynuyor. Ay, aa, ha, ölmedi sandım. Zonya satış. Bu arada o Kedusi tanklasaydı Vayne hayatta kalırdı en azından ya. Yazık. Şey fark ediyor mu? Evet, garibi çok oldu. Yani artık. Neyse 420 oldu skoru havalı. Kendi aralarında eğleniyor. Aynen artık. Hala 10.000 altın fark devam ediyor. Siz eğleniyor musunuz arkadaşlar? Korkuyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum, senin takım şimdi çok rahat bir galibiyet aldı ya. Diğer maça da böyle çok rahat bir şekilde girerlerse rakip yükseyerek kaybederler. Valla bu yapacaklarımızın %5'i falan. Öyle diyeyim. Sen de bol keseden konuşmak var. O yüzden çok dikkate almıyoruz. Almıyor musunuz? Dikkate almayanların durumunu görüyorsunuz arkadaşlar, haberiniz olsun. Arkadaşım bizde rakibe saygı var. Bol keseden konuşmaya yok. Siz rakibi küçümseyeceksiniz ve başta büyük bir ezilme yaşayacaksınız. Şu an takım çok süper. Üzgünüm. Yok, yapacak hiçbir şey yok. Bir balon çözeceğiz sanırım. Gerçekten o kadar bir şey bile yok yani. Bot lane'i olabildiğince düzgün oynadılar. Ormancımız gayet safe ve güzel oynadı ama top lane'den bir açıldı. Oyun tutabilen aşk olsun yani. Bu kadar tecrübeli adamların bu kadar kar topuna izin vermesi trajikomik yani. O zaman bir Fiora banları listeye yazılsın. Olay Fiora bile değil abi. Sakin dur, dalma adama. Kulenin altında dur, bu kadar basit ya. Yapman gereken hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yapmayarak kazanabilirsin ve bir şey yapmayı tercih et. Bravo yani. O mentaliteye girmek zor bir şey ama üst koridorda. Yani benim profesyonel oynadığım dönemde bayağı uğraşmam gerekmişti çünkü sürekli rakibin üstünlük kurmaya başlıyor, sürekli güçleniyor. Bu adam takım savaşlarında çok iş yapacak. Benim bunu durdurmam gerek demeye başlıyorsun. Tabi yapman gereken pasif kalmak. Bu arada 21.45. Süre tuttu gibi harbiler. Yakın. Yazıklar olsun, evet, ne diyeyim. Birkaç saniye erken 21. Helal, elinize sağlık. Maçımız bitmiş bulunmakta. Güzel maçtı. Oh. O zaman bir takımlara ellerine sağlık diyelim. Diyelim mi? Diyelim. Diyelim mi? El sıkışmak gibi yani. Bu arada elemelerde sanki biri şey demişti. Kled oyuncuları sonra başka türlü oynamaya çok alışamıyor demişlerdi. Atina'da da o var. Kled'le çok baskın oynadı, evet, ya hep. Domine eden şekilde oynuyordu koridorları. Pasif 0-10'da koridoru oynamazsın be abi. 0-10'da yani oynamazsın de, ya. Olsun bir maç yani, çok da yüklenmeyelim Dora. Alo. Alo. Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür. Sağlık değil de neyse. Yapacak bir şey yok. Yani defansif oynamamız gerekiyordu üst koridoru. Çok çok basit bir noktaydı. Çok çok temel bir noktaydı. Bu temel hata da temelden çöküşüne sebep oldu takımın. Yok, ama yapacak bir şey ya. Yok. Seneye bol şans diliyorum hepinize. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Elinize sağlık arkadaşlar. Bol şans yeniden bir sonraki yaparsak umarım da yaparız yarışmalarda. Teşekkürler. Teşekkürler katılımınız için. Öpüyorum hepinizi yanaklarınızda. Okey. Victory. Da karşı bezdeydim bu arada. Geldi. Alo. Abi. Boşlarım benim. Canlarım benim. Adam gibi adamlar. Elma ağaçlarım benim. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. İlk ocaklar abi. Tok ilk ocakları. Neymiş? Sabreden derviş, muradın ermiş. Azıcık beklemekte sorun yokmuş demek. Elinize sağlık. Çok güzel maç. Tok Azerim gitti. Ne? Azerim gitti. Bizim Jana işi de yaptı ya. Evet evet. Güzel bu arada.
iyi analiz etmişler. Ban pick ekranında biraz üzüldüm ama yaptığınız hareketler iyiydi. Bir abi bir şey soracağım. Onun sonra şey yapabilirim. Ha? Lissandra'nın kronometresini gördün mü? Evet, seni öldürdü orada. Abi bence iyi analiz etmemişler. Abi, Lissandra'nın yerini direkt yedeklerden alalım abi. Bana 1000 değil 500 verecek. Yok, göre çok güzeldi gerçekten. Enze sağlık. Abi. Görüşmek İyi üzere. İyi eğlenceler. Enze şey sağlık. Taktiğini mutlaka konuşun. Karşınıza 0-10 Jax gelmezsen onların bayağı önemli. Kafayı yedim lan maçı izlerken. Bu arada elinize sağlık ama var ya. Ya adamı piklediğim ana böyle kafamı vura vura gittim gerçekten Allah'tan. Ben kolay olsa Jax'e gittim ama ya. Ha? Kim gelse de fark etmeyecek toplayın. Allah Allah. İddialı konuşmalar. Finalde görüşürüz. Hadi elinize sağlık. Enze sağlık arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kolay gelsin. Allah helal olsun. Evet, finallerin ilk maçının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok çok kısa düşüncelerini Soflu'dan başlayıp alalım, sonra kapanışımızı yapalım. Jax 1 level trade'ine girmemeliydi orada. Evet. Çok canlı, %80 kadar azalttı. 5 seviyede çok üstün bir Jax olabilirdi. Ya da ilk geri dönüşüm geldiğinde olmadı, yapacak bir şey yok. Fiora sola kere attı diyebiliriz. Her lane'de onu etti. Çiçeklerim bu kadar. Yani yapacak bir şey yok, şanslı. Keyifli bir maçtı. Bu kadar fark olmasını beklemiyordum. Alt koridordaki savaşları çok beğendim. Yani Fiora'nın üstünlüğü, yapacak bir şey yok orada. Deneyim eksikliği var dediğim gibi. Olabilir. Aç ve sinirliydim. Tek ihtiyacım olan 0-11 Jax'ti gerçekten daha sinirli olmak için. Acayip canım sıkıldı. Çünkü kağıt üzerinde muhteşem bir takımlardı. Çok çok temel bir hata yaptı üst koridor ve bütün maçı beraberinde aşağı sürükledi. Alt koridordaki kapışma çok eğlenceli gidiyordu. Ormancımız güzel ilerliyordu, güçleniyordu. Yavaş, sakin bir oyun oynamaları gerekirken yani yanlış tarafa sağ tıkladıkları için 10 dakikada oyun kaybedip burada milyonların önünde rezil oldular. Keşke yapmasalardı. Bilmiyorum. Ama canları sağ olsun. Yani. Bu da bir tecrübe olacak. İlerisi için bir tecrübe olacak. Seneye için bir tecrübe evet. olacak. Hayatları için bir tecrübe olacak. Geçmiş olsun. En azından denediler, savaştılar. Bunlar için minnettarım hepsine. Ama keşke azıcık kafaları çalışsaydı. Heyecan faktörü. Yani böyle bir organizasyona çok katılmadıysa eğer, ben hani ilk katıldığım turnuvaları falan hatırlıyorum. Kafe turnuvasına gittiğimde kıçım terliyordu heyecandan. Yani. Terlemeyen yerim yoktu. Bayağı çok gergin bir şey. Hani bu belki de sevdiği 4 tane insanın önünde onun bir sürü aşamayı geçerek en son aşamaya gelmiş bir oyuncunun sahip olduğu bir heyecan olabilir. Bizim takım için konuşmam gerekirse de gurur kaynakları. Taktiklerimizi çok uygulayamadık. Çünkü bu maçta gösterebileceğimiz çünkü palyaço gibi, festivaliydi. Yani çok taktiklerimi gösteremedim ama bu bir noktada iyi de bir şey. Bir sonraki aşamada ne yapacağıma dair rakibimin fikri olmayacak ve bu da bizi 1000 liraya götürecek. 6000 liraya hatta totalde. Bu işler kolay kolay sponsorsuz olmuyor bildiğiniz üzere ve bu muhteşem seriye de sponsor olan More Legends'a çok teşekkür ediyoruz. Ben ne yapıyor çok bilmiyorum ama bilen biri var. More Legends şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Siz hesabınızı siteye bağlıyorsunuz ve bağladığınız anda sizi analiz ediyor, hesabınızı analiz ediyor. Sen mesela kardeşim Ahri seviyorsan Ahri'de minyonun kötüyse onu site biliyor ve sana 200 minyon kes diye görev veriyor. Sen bu görevi tamamlarsan siteden ödül alıyorsun. O aldığın ödüllerle öğretici videolar falan izleyebiliyorsun. Sitenin mekaniği genel anlamda böyle çalışıyor. Eğer sizler de yeteneğinizi geliştirmek için böyle icişli bicişli miniş bir şeyler uğraşmak isterseniz aynı vakit aşağıdaki linkten indirme dileği bu arada siteye girip kaydolabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Böyle bir ortamı sağlamamızda yardımları büyüktür. Yes. O zaman evet. Kapanışımızı yapalım. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki maçta Dora ve Soflu ben ve niye karıştırıyorum? Soflu ve İlter'in takımlarının maçlarının kapışmasında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.